O 70 lirayı bağış olarak istiyorum şimdi. Hadi bakalım. Berkster dolunay artı 9 mu acaba? Bir dümen yapmalıyım. Gasp yapalım Aha. abi. Dur, yeni video. Bugün çıkmış taze. Dur. Ben yapmalıyım. Gasp yapalım abi. Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekandan. Kardeşim millet kafayı yemiş, silah bıçak çekiyorlar. Gasp ederim. Ulan bu cipten inmezsen birazdan götüne başını attırmaya başlayacağım. Senin neyine lan bu araba? Ha? Doğru diyorsun abi. Ulan arabayı daha yeni koyduk amına koyayım ya. Böyle olmayacak. Bizim başka bir dümen yapmamız lazım. Görmüyor musun abi? Para uygulamada abi. Harbi mi lan? Uygulamada para var ha. Dalgayı buldum abi. FameApp diye bir uygulama buldum abi. Sen şimdi beni müşteri Reklam. yapıyorsun abi. 600 lira kazanıyorsun abi. Şimdi bu kategorilere göre video çekiyorsun ha? Kayıttayım bayram. Ben şimdi estetikle ne yapacağım abi? Seksi seksi konuşacaksın. Ay şu an çok seksi. Ay şu an çok seksi ya. Evet. Daha seksi ol, seksi. Bal yalıyorum şu an. Bir yerlerden bal alıyorum. Aa, abi kabartmışsın ya. Ayıp ya. Böyle yapacaksan bırakalım ya. Oğlum heyecandan öleceğim lan. Uygulamadan 600 lira kazandım. Hayırdır Ragıp abi ya? Yetmiyor kardeşim. 600 liraya nasıl suyunu çekti? Oğlum ben bir belgeselde izledim. Bu uygulama yapanlar yumuşak adamlar. Tek tokatla alırım uygulama ellerinden. Sonra biz bu bilgisayarda yaparız amına koyayım. Yürütürüz lan. Ulan bu FameApp uygulamasını üstüme devretmezsen götüne başına mermi yağdıracağım ulan. Buradan siktirip yutmaya başlayın. Benim adım Kasap Necat. Ben Kasımpaşalıyım lan. Kasımpaşalıyım ulan. Ölmeye yer arıyorum oğlum. Ölmeye yer arıyorum lan. Öleceğim lan ben. Silahı kasap bıçağı çekti. Kasap bu adam. Kesecek beni. Ben uzuyorum. Kasımpaşalı deli adam. Ulan adama bir viskisini bile içirmiyorlar ya. Partagaz Pro bile içirmiyorlar ya. Akşam. Lavuk silah bıçak çekti ya. Çok iyi. Çok iyi. Her zamanki gibi çok iyi abi. Abi. Burak Karaman onaydır. Onaydır sevgilerle yerli araba çıkıyor. Satrancı al iki tane. Dostlar herkese selamlar. Gündemde çok önemli bir fotoğraf paylaşıldı. Her ne kadar paylaşılan... Gerçekten bunu mu paylaştılar? Yani yerli, ya yani %100 yerli olduğu fotodan belli abi. Da arabayı görmemize gerek yok. Yerli. Net abi, bu da yerli değilse fotoğrafta üzerinde örtü olsa da az çok nasıl bir şeye benzediği belli Kayserili oldu Mehmet yerli abiden. otomobilin. Geçtiğimiz günlerde çok fantastik bir Twitter paylaşımı yapmıştım. Diğer sosyal medya hesaplarından da paylaştım. LinkedIn, Facebook gibi. Paylaştığım içerikte sadece şu vardı. 14 Aralık ve bir tane Türk Biz bayrağı. yaptık. Herkes bunu sormuştu ne olacak diye. Ben de ülkemiz için çok önemli bir gün olacak demiştim. Boş. Aslında almış olduğum duyumlar sonrasında bu otomobil, yani yerli otomobilimiz 14 Aralık 2019'da tanıtılacaktı. Ama burası Türkiye. Yarının ne olacağı hiç belli değil. Çünkü inanılmaz yoğun bir gündem var ve Cumhurbaşkanlığının ajandası ve yerli Onunu satayım. otomobilimizde böyle bir iç tasarımın olması beni aşırı heyecanlandırdı diye. Oğlum bu ne? Interstellar koymuşlar içine oğlum arabanın. Bu doğru mu peki? Harbi böyle mi içi? Range'in amına koyayım ya. Şu an satıyorum. Tasarım Bir dakika, buraya bakmaktan yola bakmam ki. olması beni aşırı heyecanlandırdı diyebilirim. Akıllara şu soru geliyor. Yerli otomobilin fiyatı ne olacak? Sonsuz ekranını gördüm açıkçası ve Titan'ın o sonsuz ekranı Kanka bu ne sinema mı?
Oğlum film mi izleyeceğim, araba mı kullanacağım amına koyayım? Bu ne? Bildiğin perde koymuşlar buraya. Şu ne peki? Lan neler bu? Peugeot baktığımda şunu söyleyebilirim. Range Rover Velar. Bunlar bu arada tamamen benim kendi kişisel görüşlerim. Range Rover Velar ve Peugeot SUV tasarımları arasında bir yerde konumlandırıldığını söyleyebilirim. Bunlar dış tasarım. Çok kaslı, agresif ve güven veren bir tasarım vardı dış tasarıma. Onu şu an hype'ım bu arada. Bunlar hep geliştirilen şeyler. Yani benim gördüğüm tasarımın olduğu gibi çıkacağını söyleyemeyiz. Ama çok benzer olacağını söyleyebilirim. Bir de iç tasarım var. İç tasarımdaki o ya ekran devasa bir ekran. Biz de vara bırakabiliriz. Devasa ekran neye benzetebilirim? Byton. Henüz o da proje aşamasında. Byton. Bir dakika. Sonra. Dur şuraları geçelim bakalım. Buraları tamam, biliyorduk. Olması beni aşırı heyecanlandırdı diyebilirim. Akıllara şu soru geliyor. Yerli geliyor otomobilin abi? Fiyatı ne olacak? Evet, aslında harbiden. Ben bu bilgiyi videonun sonunda vermeyi düşünüyordum ama şimdi sizlerle paylaşmak isterim. Bu arada heyecanımı sizlerle paylaşıyorum. Eğer videoyu beğenirseniz çok sevinirim dostlar. Bana destek olmak için videoyu beğenebilir ve kanalıma güzel da abone beğendim olabilirsiniz. Bu projeyle çok yakından ilgilendiğimi tekrar hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim fiyata. Aldığım duyumlara göre ben diyorum ki minimum 200. 150 bin TL'den başlaması düşünülüyor. Açıkçası %100 150 bin boşu olsa 250 bine kadar yolu var bence onun. O ekranlar, mekranlar. 150 bine anca direksiyon alırsın. Direksiyon önünde şey muşambadan şey plastikten kaplama. Bir tane koltuk takımı, üçlü koltuk takımı koymuşlardır arkaya. Full artı full 250K. Yüz elektrikli olan bir SUV için hem de tasarımı agresif ve rekabetçi bir SUV'den bahsediyorum. 150 bin TL bana oldukça iyi bir fiyat gibi geldi. Neden iyi bir fiyat gibi geldi? Çünkü şu anda %100 elektrikli olan ve Türkiye'de satılan otomobillere baktığımız zaman 300 bin liradan başlıyor, milyonu kadar çıkabiliyor. Doğru. Bu nedenle 150 bin lira iyi bir fiyat. Elektrikli mi bu da? Ama bu aşamadan sonra şöyle de bir durum var. Devletin desteklediği bir proje acaba bu zamana kadar özel sektör olarak Türkiye'de yer alan rekabetçi diğer firmalara zarar verebilir mi? Benim beklentim şu şekilde, diğer markaların %100 elektrikli araçları içinde bir vergi desteği gelebilir. Böylelikle hem yerli otomobilimiz satışta olacak hem de onunla rekabet eden global markalar da belki farklı yeni markalar, yerli markalar da gelebilir. Onlar da yine elektrik çok yakar ya. Tüp taktırmak lazım. Aynen. Ile beraber bu piyasada tüketicilerin karşısına çıkacak. Gelelim otomobilde beklenen diğer teknik özelliklere. Öncelikle otomobilde yapay zekanın kullanılması kesin olarak hedeflenmiş durumda. Yapay zeka otomobilin alacağı kararlar için size bazı desteklerde bulunacak. Bu arada yerli otomobilimizin otonom sürüş özelliğine sahip olması da bekleniyor. Tabii ki bu anlattığım o bilgilerden sonra beklenen yani diğer zaten özellikler hakkında bazı ipuçları verebilirim. Şöyle ki Türkiye Otomobil Girişim Grubu hedefleri arasında şu var. Bu otomobilin önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkmasından sonra Euro NCAP adı verilen bir test var. Bu testte otomobiller güvenlik önlemlerinden geçiyor ve bu testten tam 5 yıldız almayı hedefliyor. Bir diğer güzel haber ise paylaşım ekosistemlerine ve uygulama geliştiricilere olanak sağlaması. Şu anda Uber'den, Bitaksi'den ya da birçok uygulamadan bahsedebiliyoruz. Bazıları Türkiye'de var, yok. Oralara çok girmiyorum ama dünyada böyle bir paylaşım ekosistemi var. Bu evet. Bakalım. Bence 5 yıla çıkar anca. Daha otonom koyup koymayacakları falan belli değil. Oo. O iş biraz zor. Değil mi kardeşim? Aynen öyle. Ya, Spaz Victor 30. yayın kutlu olsun. Açtın mı sen yeni? Yok, daha açmadım. Finland Dude 10 aydır. Anıl 2 aydır. EFR NSRS 3 aydır. Online 4'te. Reis şu videoyu 2 dakika izlenmesi düşünceleriniz çok önemli benim için. Bakacağım. Türkiye'de yayıncı olmak TR kolay. Fakat TR iyi bir yayıncı olmak çok zor. Dostlarım, bugün sizlerle Türkiye'deki yayıncılar ile ilgili konuşacağım. Neyse, fazla uzatmadan direkt videomuza geçelim. Herkes genellikle Twitch izliyor ve bildiğiniz gibi genel olarak kızlar gelişiyor. Neden? Çünkü genel olarak baktığımızda Twitch kitlesi dediğimiz insanlar abaza insanlar oluyor. 4.5 GB inşallah doğru bir şeyindir.
Ney kanka o? Yani client vardı ya. Hı. Server'a gireyim dedim. 4.5 GB'lık ayrı bir şey indirdim. Ama hangi server bilmiyorum. Bir şey mod indirmiştir büyük ihtimal. Modlu evet. Serverlar var o yüzdendir. Şimdi birincisi Twitch'te kızlar gelişiyor. Kısmen doğru. Bir yere kadar. Yani ben hiç P-Queen harici sabit 2000-1500 izleyen yeni çıkmış bir yayıncı böyle bir anda patlayan çabuk gelişen bir yayıncı görmedim kadın. Yanlış mıyım? Değilim bence. Ama tabii ki böyle hype kızlar oluyor. Hype kadınlar oluyor. Ama onlar da kısa süreli hype'lar bence. O kadar da böyle gelişiyor derken gelişiyonun tanımı çok büyük. Yani gelişiyor. Nereye gelişiyor? Ne kadar gelişiyor? Pelin'i tamamen ayrı tutuyorum bu arada. P-Queen'i. Devam. Ve bunlar da direkt kızları yükseltiyor. Özge eski yayıncıydı zaten. Özge de tekrardan... Özge'nin yayınları ben çok beğeniyorum bu arada. Gayet güzel yapıyor. Diyor. Bir kız orası burası açıyor diye sadece chat'i okuyor ve deli gibi para kazanıyor. Ya bakın, para kazanmak bence bu kadar kolay olmamalı. Kız erkek ayrımı yapmaya gerek yok. Sonuç olarak burada evini geçindiren insanlar var ve onların hakkına da giriyorlar. Cidden bazen kız olmak istiyorum. Abi bak, mis gibi iş sonuçta. Aç oranı buranı, kas parayı. Boş ve gereksiz insanları ünletmeye bayılıyoruz. Bakın, anlam veremiyorum cidden. Bir kız yayında orasına burasına açıyor ve sen bundan nasıl bir zevk alıyorsun? Cidden böyle insanların ben beynine sokayım. Bak, ben de istiyorum sevdiğim yayıncılar iyi bir yerlere gelsin. Fakat bu abazalar işini kaliteli yapanları engelliyor. Her şeyi geçtim, kızlar orasına burasına açıyor. Hiçbir şekilde banlanmıyor. Fakat erkekler yayında ufak küfür veya argo kullandığı için hemen banlanıyor. Küfür olaylarını da geçelim. Şimdi bir kız yayında sigara kullanıyor ve hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyor. Bir erkek yayıncı yaptığı zaman başına gelmeyen kalmıyor. Saçma. Ne? Bir durum, evet biliyorum. Hayır, yani kız sigara içtiği zaman onu izleyenler ondan etkilenmeyecek diye bir şey yok. Sadece erkekten etkilenecek diye bir şey söyleyemeyiz. Çok saçma olur. Ayrımcılık her yerde ve kurtulmak imkansız dereceye geldi. Bunun sebebi yine bizim abaza erkekler. Irkçılığı yendik sanıyordum, sadece şekil değiştiriyor ve bu iş ayrımcılığı ve cinsiyetçiliğe kadar gidiyor. Hatta gitti bile. Cinsiyeti bir kenara bırakalım, statüde etkiliyor. Kim kimin götünü daha çok yalarsa'ya döndü olay. Yayınlarında her boku yemiş kızları üstün görüyorlar ve anlamsız bir şekilde ego kasmalarını sağlıyorlar. Ve bunu yapan insanlar özgürlük diye ağlıyor. Özgürlük için önce kendi beynini kullanmalısın. Bakın arkadaşlar, affedersiniz ama burası porno yeri değil. Yani porno için bir sürü platformlar var ve oraya gidin, yani buraya gelmeyin abi, bak konuşamıyorum. Buraya hiç gelmeyin, uğramayın bile. Ama sanki biz kızları ünlü etmek için varız. Cidden hiç gerek yok böyle, insanları ünlü ediyorsunuz daha sonra böyle oluyor. Dostlarım, daha bir sürü böyle olaylar var fakat hepsini anlatmaya videomuz yetmez. O yüzden... Bir şey söyleyeceğim, böyle oluyor derken ne olmuş anlamadım yani şurada. Bir tane müzik klibi yapmış. Ne olmuş aman akayım. Gerçekten 2 dakika 37 saniye boyunca boş yapmayı becermiş. Ağır. Bayağı saçma geldi. Bayağı saçma geldi. Ya bu sadece Türkiye'de olan bir şey değil bir kere yani. Bunun neyin serzenişi ki, anlamadım.